Visual Studio 2022'ye biz ne oluşturuyorduk arkadaşlar, ne projesi? ASP.NET MVC projesi başlatacağız. Bunun için bize bir editör ihtiyacımız var dedik. Editörümüz de Visual Studio 2022 son sürümünü indirdik, Community sürümünü. Herkes erişebiliyor arkadaşlar. Sonrasında projeyi şey Visual Studio'yu başlattığımızda yeni bir proje nasıl oluşturuluyor? Oradan devam edelim. Create new project diyorum. Create new project. Burada yeni bir proje nasıl başlatacağız? Hangi seçeneği seçeceğiz? Daha önce açtığım projeler şurada duruyor. Bak şurada bir tane ASP.NET Web Application. Bizim açtığımız projeler bu framework'ta açıyoruz. Bu framework yoksa bunu installer'dan bir takım ögeleri ekleyerekten bağımsız bileşenler seçeneğinden değil mi? Ekleyebiliyoruz. Bunun şu dokümanda açıklaması vardı zaten. Oradan bakarsınız. Şimdi ben bu projeyi şurada açmak istiyorum. C# sekmesinin altında Windows web projesi açacağım. Değil mi? Evet, bir web projesini bakalım nerede? Şunlarla karıştırmayın. Bak burada Core Web diyor. Biraz daha aşağıda ASP.NET Web Application seçeneğini seçtim. Next dedim sonra. Next dedikten sonra karşıma benim şu pencerem çıktı. Konfigürasyonunu yapacağım projemin bir tane isim veriyorum burada projeme. Site 2 diyelim. Daha önce bir oluşturmuştuk. Site 2. Nereye kaydetmem gerektiğini buradan seçiyorum. Zaten MVC klasör oluşturmuşum. Onun içerisine kaydetsin. Burada framework seçimi bir framework altyapısı üzerine inşa ediliyor projemiz. O yüzden son sürüm yerine 4.6'yı seçmiştik biz. Son sürümü de seçebilirsiniz. Çok fark etmez. Ama bir önceki sürümü seçmek daha stabil çalışmasını sağlayabiliyor. Create ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde boş empty seçeneğini seçtim. Application'ın boş olacak. Burada MVC projesi oluşturacağım. Bu yapıyı bana getirsin. Bir de siz şu an kullanıcılar şeyden sunucudan çekildiği için şu HTTP seçeneğini kaldırın dedim. Ama evde kendiniz çalışıyorsanız bunu kaldırmanıza gerek yok. Burada denediğimizde bir sıkıntı veriyordu. O yüzden o hataya düşmemek için bunu pasif ettim. Siz de burada okulda bunu pasif hale getirirseniz create deyip devam ediyoruz sonra. Bu ayarlarda bu şekilde projemiz oluşturuluyor. Bu pencereyi kapatabiliriz. Oturumu açmayacağız. Şimdi arayüzüm açıldı. Şurada Solution Explorer'ım var benim. Burada projeme dair nelerim var? Proje ismi altında klasörlerim ve dosyalarım var projeme ait. Burada MVC'de çalışıyoruz yani Model, Controller, View klasörleri oluşturuyor. Çünkü katmanlı bir mimari sunuyor bize. Bunun detaylarını isteyen oturup araştırabilir. Burada kısaca şundan bahsedebiliriz. Model veri tabanı ile ilgili işlerin, dosyaların, işte veri tabanı tablolarının çekildiği yer. Entity yapısı dosyaları buraya çekiliyor. View kullanıcı arayüzlerinin işte HTML, CSS, JavaScript gibi ya da masterpiece ya da layout dediğimiz süreçlerin takip edildiği kısım. Controller'da bu süreçleri yönettiğimiz metotları yazdığımız C# kodlarının olduğu kısım. C# class dosyalarının oluşturacağımız kısım. Controller. Burada ilk başta controller oluşturuyorduk biz. Bir tane controller oluşturmak için sağ tık yaptım. Controller klasörün üzerine gelip add diyorum. Yeni bir controller oluşturacağım. Boş bir controller add diyorum. Burada bir isim vermem lazım. Default yerine home diyorum. Klasik home kullanıyoruz. Başka isim de verebilirsiniz ama home vermeniz daha ortak bir dil olur. Add diyorum. Şimdi şuraya gelecek olan klasör ve dosyalara dikkat edin. Bak buraya bir controller geldi, home controller. Zaten burada direkt açıldı da home controller. C# kodları.
View kısmına da bir home klasörü açtım. Yani bu controller'da oluşturduğum metotların view olaraktan karşılayıcı kısmını, user interface kısımlarını bu home klasörünün içerisine ekleyecek. Şimdi burada home controller'da ne yapıyorduk biz? Bir tane action resort gelmiş zaten bize hazır vermiş. Otomatik olarak eklenmiş. Bir tane index action resort'um var. Bunun view'ini eklemem gerekiyordu. Sağ tıkladım. Add view diyorum. MVC 5 view seçeneğini seçtim. Add dedim. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bu da boş kalsın. Şurada layout'um henüz oluşturmadığım için kendi layout'umu varsayılan bir layout oluşturacak. Bu seçili kalsın o yüzden. Otomatik zaten şuraya bir varsayılan layout oluşturur ve bu boş layout'un da view start diye bir layout yönlendirici bir dosya oluşturacak bizim için. Az sonra buraya gelecek bunlar. Ekle diyorum. Evet, home içerisine ne ekledin? Bakın view klasörün içerisindeyim. Home klasör oluşturmuştum. Home controller için. Bunun içerisine indeksi ekledik. Ve bir de shared geldi arkadaşlar. Shared'ı birazdan kullanacağız. Shared ne işe yarıyordu? Layoutlarım yani tüm sayfalarımda ortak kullandığım alanları tek bir dosyada toplayıp diğer sayfaları bunları render body sayesinde bağlantı sağlıyordum. Shared da o amaç için kullanacağız birazdan ve benim için otomatik oluşturdu bunu. Index CS HTML diye bir uzantısı var bunun. Normal HTML'den farklı bu. Ama HTML gibi çalışıyoruz burada. HTML'de ne öğrendiyseniz burada da tüm işleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. HTML, JavaScript ya da CSS adına. İndeks dosyam oluşturdu. Bunu bir çalıştıralım isterseniz. Sağ tıkladım. View in Browse dediğimde indeksimi çalıştırdı gördüğünüz gibi. Linkim de farklı. Home altında indeks uzantısını da belirtmiyor burada. Bu güvenlik açısından önemli bir durum. Home altında indeks dosyamızı oluşturdu. Biz şu indeks dosyamıza baktığımızda burada sadece indeks yazısını görüyoruz. Şuradaki var ya indeks. Mesela buraya bir şeyler ekleyelim. Sayfasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ayrı yazılıyordu değil mi? Hoş geldiniz. Bunu tekrar CTRL-S yaptım. Şurayı sayfayı yenilediğimde şurada sayfada ne değişecek? Şu yazı değişecek sadece. Evet bu yazı değişti. Peki şu application name sonra şuradaki feature alanı oluşturmuş otomatik. Bunlar burada yok ama. Bunlar nereden geliyor? Yani burada bir navigation div'i koymuş. Menü div'i. Bu yok burada indekste ama burada görüntüleniyor. Ha bu ne demek oluyor? Demek ki bu bir yerden ne çekiyor? Bu verileri çekiyor. Biz hani az önce shared kısmı vardı ya. Oraya gidip orada layout'uma baktığımda şuradaki layout'uma baktığımda bu kodları orada göreceğiz arkadaşlar. HTML kodlarını. İşte oraya application name bir link vermiş. Şu linki düzeltelim isterseniz. Bizim daha bildiğimiz bir link verelim. Divimi silmedim umarım. Buton var. Tamam. Şuraya enter yaptım. Hatta şu butonu da kaldırabiliriz. Çok önemli değil. Kaldırdım. Şurada navbar header diye bir divim varmış. Bunun içerisine mesela ben de A harfle bir link ekleyeceğim. Home diyelim buraya. Başına da bildiğimiz harfle link verme işlemini yapalım. Burada harfle link verirken home klasörünün altında, home kontrolünün altında index neyini kullanacak? İndeks metodunu kullanaraktan linkimi vermiş oldum. Şimdi bunu bir daha derleyelim. CTRL-S yaptım. Çalıştırmak için kaydetmemiz gerekiyor. Şurayı yeniledim. Kaydedememişim. Şurada yıldız duruyor gördüğünüz gibi. CTRL-S yaptım tekrardan. Şimdi kaydettim. Tekrar browser'ıma geldim. Yeniledim. Home linki buraya geldi. Demek ki ortak alanlar, sayfalar arasındaki ortak alanları biz layout'ta düzenleyebiliyoruz. Peki buradaki indeks sayfam herhangi burada bir senin layout'un şu diye bir şey de belirtmemişim.
Bu layout'u kullandığını nereden biliyor? Bunu nereden biliyordu arkadaşlar? Şurada weave start diye bir otomatik bir dosya daha eklemiş bakın. Sheriff'ın hemen devamında weave start diye bir dosya. Burada da varsayılan olaraktan otomatik olaraktan bu sayfaların oluşturacağım sayfalar eğer bir layout seçmediysen bu bir starter dosyasına bakıyor. Ha diyor ben diyor benim bir belirtilen bir layout'um yok ama diyor burada varsayılan bir şey oluşturulmuş onu kullanayım diyor. Dolayısıyla bu yönlendirme sayesinde view start'taki yönlendirme sayesinde gidiyor Sherrod'daki layout'u kullanıyor. Birazdan biz kendi layout'umuzu da oluşturacağız. Öncesinde home controller'a gidelim. Bir tane şu action resort'ten oluşturalım. Bu da çok kolay. Kopyala yapıştırla yapabilirsiniz. En basit, hızlı bir şekilde. Bir tane de about action resort'unu oluşturdum. Bunun için ne yapacağım? Index'te yaptığım gibi bu metotta da sağ tıklayıp metodun üzerine gelip sağ tıklıyorum. Add view diyorum. View'imi seçtim. About, empty. Herhangi bir layout belirtmiyorum. Herhangi bir layout belirtmiyorum. Okey dedim, add dedim, ekledim. Evet, layout'umu ekledim. Neredeyiz şu anda? Ses gitti mi? Ona bir bakayım da. Tamam, ses var herhalde. Şimdi view'imi ekledim. About'um geldi gördüğünüz gibi. Aynı indekste olduğu gibi. Bu about da nereden layout seçecek? View starter'a bakıp bu layout'u seçiyor. İkisinin layout'u da aynı. About'u çalıştırdığımda da bizim aynı şekilde navigation barlarımızın bak şu an About sayfasındayım. About, Home About'a gitmiş zaten. Linkim de bu şekilde. Ve şu ortak alanlar, Future ve Now Bar alanları ortak olduğunu görüyorum. Buraya biz bir de About linki de ekleyebiliriz. Şu Home'a bastığımda, ha bak burada bir sıkıntı oluştu. Home'a bastığımda Home altında Home açtı. Bu bir sıkıntı. Linkte bir sıkıntı var demek ki, değil mi? Bakın geri geliyorum. Evet, şu altta da gördüğünüz gibi bu linki düzgün vermemişiz. Onu düzeltmemiz lazım. Bu linklerden düzenleniyordu. Layout sayfasından. Evet, şu home'un başına bir slash koymamışım. Onu düzelttim. Şimdi diğer about için de bir link verelim o zaman buraya gelmişken. Kopyala yapıştır. About diyorum. About indeksini, about sayfasını açsın bu linkte. Ve şuraya da about yazısını yazalım. Ctrl+S dedim, kaydettim. Tekrar sayfama geldim, yeniliyorum. About linkim de geldi buraya. Buna tıkladığımda bu açılıyor. Buna tıkladığımda indeks sayfam açılıyor. Şuradaki sayfaların buraya gelmesi gerektiğini kim söylüyor arkadaşlar? Layout sayfamızda yine layout'a gittim. Şu render body sayesinde bu sayfaların işte about ve indeksin burada görülmesini istiyorum mesela ben buraya ekledim. Eğer ben bu render body'nin yerini değiştirirsem şunu kestim. Geldim hiç alakasız feature'ın oraya ekledim. Burada gözükmez de. Hani yerinin değiştiğinde nasıl değiştiğini görün diye. Tekrar sayfama geldim. Yeniledim. Bak buradaydı. Şimdi nerede gözüküyor? Aşağıda. Demek ki render body'yi CSS kod, HTML kodlarında nereye eklediysen ona göre buradaki sayfa görüntülemelerinin yeri değişiyor. O yüzden bunu nereye eklediğinize dikkat edin. Render body olmazsa ne yapıyor? Tabii ki sayfamız patlar. Çalıştırdığımda şunu kaydedelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bizden bir render body bekliyor şurada. Bu metot yok diyor. O yüzden görüntülenemiyor. Tekrar Ctrl+Z yaptım. Render body'yi olması gerektiği yere taşıdım. Kaydettim. Var mı buraya kadar sorusu olan? Evet, şimdi gelelim. Peki biz kendi layoutlarımızı nasıl oluşturabiliriz? Layout kısmına bakalım. Sherrod klasörüne gelip sağ tıklayıp add'den ne ekleyeceğim? Add üzerine geldim. MVC5 layout page razor diyor. Onu seçiyorum. Burada bir isim vermem lazım. Layout site diyorum.
Böyle bir isim verdim. Alttan çizgiyle başlıyor genelde layoutlar. İsterseniz değiştirebilirsiniz de. Şimdi benim bir tane layout oluşturdum buraya. Ben bu layout'u kullansın istiyorum artık sayfalarım. Tamam. İki tane layout var. Artık layout olaraktan About ve indeks sayfam bunu kullansın istiyorum. Bunun için indeks sayfama gidip burada direkt layout'un şu diyebiliriz arkadaşlar. Yani şurada demiş ya, şu linki kopyalayalım. Bak, indeks sayfasına geldim, buraya yapıştırdım. Layout site'ı kullan diyorum. İsterseniz çalıştıralım. İndeksin layout'u değişmiş olacak. Bakın, indeksin layout'u değişti. Ham hiçbir şey yok. Link mink. Oysa daha önceki layout'um böyleydi. Çünkü diğer düz layout'u kullanıyordu. Şimdi benimkisi layout site'ı kullanıyor. Dolayısıyla biz sayfaya gidip direkt bunu belirtebiliyoruz. Ya da view start'a geliriz. Şuradaki layout'u site derim ben. Buraya gelir. Buradaki layout'a bakar. Bunları kullanabiliriz. Yani bu şekilde iki yöntemi kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrar geldim. Şimdi artık About sayfam da bunu kullanacak, değil mi? İsterseniz şuradan About yazıp gidelim. About, Enter dediğimde o da bunu kullanıyor artık. Dolayısıyla kendi hazırladığım layout'u da bu şekilde sayfalara belirterekten kullanabiliyoruz arkadaşlar. Layout yapısında böyle oluşturuyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra bu sayfamda, evet, Bootstrap Mate'miş. Evet, bu sayfa, bu platformdan hazır Bootstrap siteleri indirebiliyoruz. Biz bir tane indirmiştik daha önce. İndirilenlere bakalım. Şu Zenbook diye bir sayfa tasarımı, HTML tasarımı indirmişiz. Bunun içerisine girdim, indirdiğim dosyaların hepsini seçiyorum, kopyaladım. Seçtim, kopyaladım. Projeme dahil edeceğim. Sizin bilgisayarlarda bazen gözükmüyor. Ne gözükmüyor? Buraya mesela eklemeye çalışıyorum. Siz de bunu paste, bende açık şu anda, aktif. Siz de öğrenci oturumları açık olduğu için gözükmüyor. Ya da evde böyle sıkıntıyla karşılaşırsanız. Mesela ben burada paste yapabiliyorum direkt. Ama bazı bilgisayarlarda izin vermiyor. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Content'e gelip sağ tıkladım. Open Folder in File Explorer diye bir seçenek var. Yani bu klasörünü açıyor. Bakın, hedef klasörünü gitti açtı. Gördünüz mü? Bizim site içerisinde klasörlerimin, dosyalarımın olduğu content'in içerisine ekleyeceğiz bunu. Burayı açtım. Direkt buraya kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Şu site CS'yi silebiliriz. Buna işimiz yok. Tasarımları buraya taşıdım. Sayfa, ilgili sayfalarımı taşıdım. Şu an buraya gelmiş mi, gelmemiş? Burayı bir yenileyelim. Şuradan refresh yapıyorum. Şu gittiydi zaten. Şimdi bunlar gözükmüyor. Oradan kopyala yapıştır yaptım ama gözükmedi. Neydi? Şurada bir düğme var. Show all files komutu var. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi geldi buraya ama projeye dahil bir şekilde gelmedi. Bunları şöyle seçiyorum. Yani silik bir şekilde gözüküyor. Bunları seçtim. Seçtikten sonra sağ tıkladım. Include in project diyorum. Böyle yaptığınızda tüm sayfalarımın burada görünür hale geldiğini görüyorum. Artık burayı kapatsam bile benim, yani show on gizli klasörleri göster dedim. Bunu kapatsam bile artık görünüyor benim klasörlerim. Bunları kullanabilirim rahatlıkla. Şimdi content klasörünün içerisine ekliyoruz. Bu tarz CSS kodlarımın, HTML kodlarımın olduğu sayfaları. Ben buradaki sayfaları kopyalayıp nereye eklemem gerekiyor? Kendi MVC projemin içerisindeki Razor sayfalarıma, CS HTML sayfalarıma eklemem gerekiyor. Önce şu sayfaları bir inceleyelim. İndirdiğimiz yere gittim. İndeksi açtım mesela. Bakalım. Burada bir tasarımım var. İşte slider'ım var. İşte altta postlarım var makalelerle ilgili. En altta da sıkıntı değil. Yavaş yavaş geliyor ekranlar. En altta footer kısmı var, değil mi? Bu her sayfada ortaktır. Mesela ben burada
About sayfama gittiğim dedi. Şu menüler değişmez değil mi? Ya da en alttaki ne var? Şu feature alanları değişmez. Bu tüm sayfalarda ortaktır. Kontak sayfama gittiğim dedi aynıdır. Sadece şuradaki body gövde kısmı. Content alanı değişiyor değil mi sayfalarda? Main kısmı diye geçiyor. Az sonra zaten divlerin isimlendirmesine bakarsak anlarız. Biz bu sayfa yapısında bu menülerin olduğu kısımları layout dediğimiz hani site layout diye bir sayfa oluşturduk ya. Orada tutup şu gövde kısımlarında değişken alan olan render body ile bağlayıp sayfadan sayfaya değişmesini sağlayacağız, değil mi? Amacımız bu. Güzel bir tasarım. Tekrar projeme geldim. O zaman şurada indeksim var ya, indeks HTML'e tıkladım. Buradaki tüm kodları CTRL-A, CTRL-C deyip kopyaladım. Layout site'ıma gidiyorum. Buraya geldim. Layout site'ımdayım şu anda. Bunları sileceğim ama silmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada render body önemli. Bunu tekrar eklemem gerekecek. Ben hepsini siliyorum. Sildim. Layout site'dayım şu anda, tamam mı? Layout'umu tasarlayacağım. İndeks sayfamın hepsini buraya taşıdım. Köşeye atalım. Şimdi burada yukarı doğru geliyorum. Heat kısmım var, değil mi? Body kısmım var. Body'nin içerisinde header bilmem ne alanı var. Bu büyük bir ihtimal o menülerin olduğu. Bak, navbar falan yazıyor. Bu divlerin menülerin olduğu kısım. Görünüyor zaten. Çok güzel tasarlamışlar. End header diyor. Bir de main kısımları var. Gördünüz mü? Main. Main'in içerisinde de section divleri eklemişler. Çok güzel bir tasarım. Böyle profesyonel tasarımları hop diye sayfamıza dahil etmiş oluyoruz. Şimdi bunları seçtim. Şurasını siliyorum. Çünkü burası indeks sayfasında ya da about kısmında gelecek olan kısımlar değil mi? Sildikten sonra biraz sayfa kaymış gibi. Hayır, şurada kursörüm. Şurayı bir açtım. Bu main, ID'si main olan divim. Buranın neresi olması gerekiyor? Render body'nin gelmesi gereken, render body metodunun gelmesi gereken alan burası. Bariz belli zaten. Feature alanı nedir? Feature alanı da alt kısımda, hani siyah kısımlar var ya, sayfa bilgilerinin olduğu kısım, linklerin olduğu yer. Bir de header kısmı var. Tamam, güzel. Bunlar kalsın. Şuraya da render body ekledim. Şu an layout site'dayım. Yine hatırlatıyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir şey daha yapmam gerekiyor. Linkleri düzenlemem gerekiyor. Şimdi burada bir link vermiş ama ben burada bunu content'in altına ekledim. Dolayısıyla bu linkleri yeniden düzenlemem lazım. Bunları tek tek yapayım desen belki 30, 40, belki 50 tane, belki 100 tane linki düzenlemen lazım elde. Dolayısıyla bu biraz sıkıntılı bir süreç. Bunun yerine bunu seçtim. CTRL find yaptım, field yaptım. Şurada da değiştir seçeneğini açıyorum. Replace. Bunun yerine ne gelecek onu yazıyorum buraya. Slash content'in içerisinde, C'sini büyük yapalım. Content'in içerisinde ne gelecek? Devamında assessed ismini yazalım. Klasör ismini. S2 taneymiş. Assessed'i yazdım. Sonrasında zaten şöyle devam edecek, değil mi? Peki bunların hepsini değiştir dediğimde replace all seçeneğine tıklıyorum. Kaç tane? 20 tane ismi yeniden, linki yeniden düzenledim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki linklerim düzgünce verilmiş olduğunu görüyorum. Evet, şimdi tekrardan sayfalarımı bir çalıştıralım. Layout'umu oluşturdum değil mi? Benim bu layout'ta çalışan sayfalarım index ve about vardı. Şu layout'u silelim artık. İndeks HTML'imi geldim, çalıştırıyorum. Sağ tıkladım, in browse dedim. Bakalım düzgün entegresini yapmış mıyız? Evet, güzel. Yukarıda menülerim var. Aşağıda da feature alanım var. Şurada da index'in, render body'nin buraya geldiğini görüyoruz. Buradan devam edebiliriz. Şimdi layout'um hazır gibi. Ben ne yapacağım ikinci aşamada? İndeks sayfamı düzenleme işlemi yapacağım. Şuradaki başlığı sildim.
Peki indekste neler vardı? İndeks sayfama tekrar döndüm. İndeks HTML'ime. Şurada tasarımları kopyaladım. İndeks HTML'e tekrar döndüm. Burada main'in içerisindeki section'lar vardı. Şurada bitiyor main'in. Bunun içerisindeki istediğim kadar section'ı kopyalayıp o divleri benim projeme dahil etmemi sağlayabilirim. Yukarı geldim. Yukarıda ne vardı? Bayağı bir section varmış. Daha yukarı gidelim. Header divi var. Ha, main şurada. Şurada birkaç tane section'ı kapattım. Şunları kopyalıyorum. İki tanesini kopyaladım. İsterseniz hepsini de taşıyabilirsiniz ya da tasarımınıza göre eklemeler yaparsınız. Bunu yapıştırdım buraya. Çok güzel. Peki burada düzenlemem gereken link var mı ona bir bakalım. Ya da bir çalıştıralım. Böyle çalıştıralım. Vim Browse diyorum yine. Evet güzel gördünüz mü? Bakın benim MVC projemdeki sayfalarımı çalıştırıyorum şu anda. Sadece resimlerde bir sıkıntı var. Resimler gelmiyor. Diğer divlerin hepsi geldi. O zaman linklerde bir problem olması gerekiyor. Resim gelmediğine göre. Resim linkleri var burada. Bakın şurada background image demiş. Evet yine aynı link var ve bunu düzenlememiz lazım. Ctrl+F dedim. Şuradan ok'a tıkladım açıldı. Zaten en son yaptığım işlem burada duruyor süper. Aynı işlemi buradakilere de uygula diyorum. 12 tane linki değiştirdim. Okey. Şimdi tekrardan Vim Browse diyorum. Evet resimlerim de geldi. Alın size mis gibi hazır bir görsel tasarım. Projemize dahil ettik. Ya burada linkler var tabii. Onların düzenlenmesi lazım. İndeks sayfam hazır. Layout'um da hazır. Şurada bir about vardı. Bu about ve şuradaki linkleri düzenleyelim. Şurada Zen Blog diye bir neyimiz var. Blog ismi ya da logosu var. Buna verilen linki düzenleyebiliriz. Şu an üzerine geldiğinde sol altta linki gözüküyor zaten. Ama index HTML'e gidiyor. Böyle bir index HTML uzantılı bizim sayfamız yok. Onu düzenlememiz lazım. Linkleri nereden düzenliyoruz? Layout site'da navigation barın oldu, nav barın olduğu yerde. Burada linklerimiz var. Blog linki mesela indekse gidiyormuş. Bunun yerine biz slash home diyoruz. Slash home slash index action'ını kullan diyoruz. Başka sign blog. Bu bir yazının, bir blog yazısının şeyini oluşturur. Detay sayfasını. Bunu kaldıralım buradan. Tamam. Şunu da iptal ediyorum. Bunları istediğimiz zaman ekleyebiliriz. Açılır bir menü eklemiş. Ben daha sade 3 tane sayfanın olduğu şöyle yapalım. Hop. About sayfam var. Bunu da düzenleyelim hemen. Slash home altında slash about. Şurada kontak sayfam yok. Bunu da ekleriz birazdan. Buna da slash home content sayfam oluşturulmadı henüz. Action'ım. Onu oluşturacağız. Content. Yanlış yazdım. Content. Linklerimi verdim güzelce. CTRL-S yaptım. Kaydettim. Browser'ıma geldim. Tekrar yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi 3 tane link oluşturmuştum. Ve bunlar düzgünce çalışıyor. Fakat burada content sayfam yok zaten. Boşa düştü. Kaynak bulamadı mesajı veriyor. Geri geldim. About sayfamın içerisi yok. Buna bir tasarım giydirmem gerekiyor. O zaman About'a tasarım giydirelim hemen. Orayı da halledelim. About'a geldim. Burada var mı About sayfası? Kontak var. Şurada Sync Post var. Bunu düzenleyebiliriz. Bir bakalım. Şuradan sayfamı çalıştırıp kontrol edeceğim. Single Post. Bunu About olarak düzenleyebilirsiniz isterseniz. Tamam, bunu ekleyelim About'a. Hemen geldim. Şuradan Single Post sayfamı açtım. Burada ne ekleyeceğim sadece? Zaten benim main divim layout'ta vardı. Bunun içerisinden birkaç section alabilirim. Bir tane section yeter. Bunu aldım. Zaten bir taneymiş. Kopyaladım. About CS HTML'e geldim. Şu yazıyı iptal ettim. Bunu yapıştırdım buraya. Başka burada linkler var mı acaba? Ona bir bakalım. Ya da bir tane resim vardı. Onun linki vardır. Bir çalıştıralım. Ctrl+S yaptım. Vim Browse.
Bakalım. Evet, resim gelmemiş sadece. O resimlerin linkini bulup düzenlememiz gerekiyor. Şuradan bir nerede acaba? Şunu biraz büyütelim. Resim görebiliyor musunuz burada? CSS'e mi eklemiş? Ya da CTRL-F diyelim. Arattır. Neyi? Asset dosyası nerede? Evet, şurada varmış, gördünüz. Bizim klasik ismimiz, klasör ismimiz. CTRL-F dedim. Bunu tekrardan açıyorum. Evet, bu linklerin hepsini düzenle diyorum. 7 tane varmış, düzenledi. Tekrar CTRL-S yaptım. Sayfamı yeniledim. Ve onlar da geldi. Süper. About sayfasına tıklıyorum. Blog'a tıklıyorum. Evet, güzelce çalışıyor. Kontak sayfam var. Şimdi bunun neye ihtiyacı var? Bunun tasarımı yok. Bir de controller'da metodu yok. Action result yok. Bunları oluşturmam gerekiyor. O zaman gidelim şuradan Solution Explorer'a. Nerede controller'ım? Home controller'a geldim. Bakın burada content yokmuş. CTRL-C, CTRL-V yaptım. Action result'umu oluşturdum. Sağ tıkladım, edit diyorum. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz aslında. Content. Bakın burada layout page seçebilirim artık. Benim istediğim bir layout vardı ya. Buraya geldim. Layout seç diyorum. Views içerisinde, şerit içerisinde layout site'ıma geldim. Biraz sizin ekranlarınıza geç geliyor ama onları daha sonra zaten videodan bakıp telafi edersiniz. Layout'umu seçtim. Layout site HTML'imi buldum. Bununla birlikte aç dediğimde zaten buraya bir layout linki de geldi. Layout site linkini de eklemiş oldum. Burada tasarımım vardı. Tasarım ekleyeceğim kontente. Evet, iletişim sayfamız için sayfa vardı. Evet. Kontağa geldim. Buradan bir main'in içerisinde section'ım var. Section div'i. Bunu CTRL-C yaptım. Seçtim. Kontak sayfa CS HTML olana geldim. Yapıştır dedim. CTRL-S dedim. Sağ tıkladım. View in Browse'la sayfamı çalıştırıyorum. Burada herhangi bir resim yok herhalde. Logolar geldi. Bu da hazır. Sayfalar arası geçiş yapalım. Evet. Şu an bir MVC projesinde tasarımsal kısımları hallettik arkadaşlar. Bakın, yani hızlı bir şekilde yapsaydık yarım saat sürmeden hazır bir tasarımı ve bir projeyi ayağa kaldırıyoruz. Ne kısmı kaldı arkadaşlar? Buraya kadar yaptığımız kısım frontend denilen dinamik olmayan kısımlardı, değil mi? Kullanıcıya arayüz sunduğumuz kısımlardı. Bundan sonraki kısımlar neresi arkadaşlar? Şurada model kısmı var ya, models kısmı. Hani model view controller diyoruz ya. Model kısmı, yani veri tabanı, dataların çektiğimiz kısımlar. Bu datalar sayesinde biz bu web sayfasını dinamik hale getireceğiz. İşte bu yazılara o veri tabanındaki bilgileri çekerekten ya da yönetici panelinden eklediğimiz verilerin burada tak diye sitemizde kullanıcılara sunulmasını sağlayaraktan devam edeceğiz.